Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyunun bu aralar çıkan bir etkinliği olan Kudretli Vezirleri konuşacağız. Bunu geçmeden önce şu App Gallery'deki bir kampanyadan bahsedeyim sizlere. Bugünlerde, bugün itibariyle tarih 10 Ağustos. 10 Ağustos'ta gelen bir kampanya var. Huawei kampanyası. App Gallery'ye girdiğiniz zaman şurada kampanyalar bölümünde zaten ana sayfada şu anda Game of Sultans'ı görebiliyorsunuz. Kampanyalar bölümüne giriyorsunuz. En üstte Game of Thrones hediyeleri diye bir bölüm var. Tıkladığınız zaman günde 3 adet size kupon sağlayabiliyor. Bu kuponlar 8.99'luk paket mesela çektiğiniz zaman bu kuponu tanımlarsanız eğer 5.99'a işte ne bileyim 46'lık paketi 41 liraya ya da bir aylık paket çektiğiniz zaman 154 lira gibi bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu paketlerin üçünden birer tane ya da bir tanesinden üç tane alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun söyleyeyim şimdiden. Daha sonrasında bir videoya geçelim tekrardan. Şimdi etkinliğimiz neydi? Kudretli Vezirler. Kudretli Vezirler nasıl bir etkinlik? Şimdi bunu herkesin bildiğini düşündüğüm için ben bununla ilgili bir video çekmiyordum açıkçası. Ama geçen gün Gamze, aynı sunucuda oynadığımız arkadaşım bu etkinliği anlamadığını söylediği zaman şaşırdım açıkçası. Şimdi öncelikle burada skor yapan arkadaşlarımız var. 1.2 milyar yapmış mesela. 3 vezir üzerinden yapmış. En fazla Ilgaz, sonra Jansey, sonra da Piali üzerinden 1.2 milyarlık bir devlet gücü artışı sağlamış. Peki bunu nasıl yapmış? Şimdi burada 3 vezir geliştiriyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü vezirler. İlk geliştirdiğimiz vezir normal verdiğimiz paye ve kitaplar o tarzda ya da cariyesi üzerinden yetenek geliştirdiğimizde olan devlet gücüyle buradaki birebir aynı şekilde bize etki ediyor. İkinci de gene aynı şekilde. Ancak üçüncü sıradaki vezirimiz, üçüncü sıradaki vezirimiz de ne verirsek 20 ile çarparak bize toplam şuradaki devlet gücünü veriyor. Şimdi bunu göstereceğim ben size nasıl yaptığımızı. Bu vezirlere seviye atlattığınızda bunun için geçerli. Paya bastığınızda geçerli. Kitap bastığınızda geçerli. Yeteneklerini artırdığınızda gene geçerli şekilde bilginiz olsun. Şimdi Ilgaz'a bir girelim mesela ne varmış. Biraz artıracağım. Tabi bunlar fullenmiş. Şunlar üzerinden ben biraz göstereceğim. Biraz artırsın şunlardan. Bu arada 3 yıldızda paya basılmaz. Bence basılır. Eğer devlet gücü veriyorsa ben hepsini basarım. Ve yeterli seviyede geçirebiliyorsam eğer. Şöyle biraz pay atalım. Geçmiyorsa zorlamamak lazım. Evet, şu anda ikili bir geçiyor. Güzel. Ya bu şekilde geçtikten sonra 3 yıldızı da verebilirim yani. Hiç sıkıntı değil. 2 yıldız da olsa veririm açıkçası. Şöyle biraz geçelim. Şimdi Ilgaz'ı mesela biraz bastım. Şu anda ne yaptı? 3 tane veziri geliştirmiş olduk biz. Bakınca. Şuradan bakalım. Evet, 3 tane vezir geliştirdim. 4.7'm, 1.8'm ve 159.000 olarak. Şimdi 159.000'i 20 ile çarptı bana. Bu da yaklaşık ne kadar? 3M'lik bir devlet gücü demek. Geri kalan kısımda da artırdığım nelerden gelen devlet gücü olduğunu buradan görebiliyorsun. Mesela diğer sistemlerden gelen güç skoru. Ben bunları başlamadan önce varisleri geliştirdiğim için oradan 16M'lik bir getirisi olmuş bana. Şimdi ben burada biraz paya basayım vezirlere. Öncelikle şuraya gösterelim. Mesela burada zehbiri geçebilmek için bizim ne yapmamız lazım? Bizim 3. vezirimizin ortalama 55M gibi bir devlet gücü geliştirmiş olmamız gerekiyor. 3. veziri 55M geliştirdiğinde 20 ile çarpar 1.1 milyar yapar. Zaten şu vezirlerim de 50M'in üzerinde olduğu için bu 3. sıraya düştüğünde direkt olarak beni 1.2 milyarın üstüne atar. Ben şimdi bu diğer vezirlerime paya basacağım. Yeteneklerini geliştireceğim, seviyesini geliştireceğim. Daha sonrasında geliştirdiğimizde videoya devam edelim biz. Evet, şu an videoya devam edelim. Ben 3 vezire de bastım. Benim şu anda 3 tane geliştirdiğim vezirim var. Bunların birisi Ilgaz, bir tanesi Hersek, diğeri Kara Murat olarak toplam 3 tane vezir. Bu vezirlerle ben genelde girdiğim zaman giriyorum. Ben dediğim gibi bu vezirler üzerinden oynuyorum genelde bu etkinliği. Çünkü üçüne de en azından çok rahat bir şekilde cariyesinden de nasıl söyleyeyim, yeteneğinden de devlet gücü verebiliyorum çünkü. Şimdi şöyle girelim. Evet. Sıralamaya bakalım. Kudretli vezirlerde birinci sırayı almışız. Bunun hesabını da yapalım hatta. Ben şuradan bir hesap makinesi açacağım. Şimdi
Benim ilk vezirim 75.774 enlik bir devlet gücü getirmiş bana. İkinci vezirim 66.560. Toplam 142.334 yaptı. Şu şurada beklesin. Son vezirim 52.216 getirmiş. Çarpı 20 yapacağım. Ne kadar? 1.44 enlik 1 milyar 44 em getirmiş. Artı 142.334. Evet, 1.186 M olması gerekirken bizde şu anda 204 M var. Şuradan tıklayalım bakalım geri kalan kısmı bir yerden gelmiş mi? 1.866 Eftalya'mızdan gelmiş. Artı 15.476 da şurada diğer sistemlerde yani varislerden gelen devlet gücü olmuş. Toplamda bize 1.203.996 yani 1.204 getirmesi gerekirken tam da sayısını getirmiş. Evet, kudretli vezirlerin özelliği bu arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. 3 tane vezir bulmanız gerekiyor ama bu 3 tane veziriniz kolay geliştirebileceğiniz ve üzerine devlet gücü ekleyebileceğiniz, yarışa girdiğiniz üzerine devlet gücü ekleyebileceğiniz vezirler olması gerekiyor. Mesela şu anda ben Karamura'da Ilgaz'a yaklaştırdığım zaman bana 280 em yani 1,5 milyarı daha görebilirim Ilgaz'a getirirsem ki getirebilecek durumum da var zaten rahat bir şekilde. Bakalım etkinliği kazanmak gibi bir niyetim yoktu. Sadece şu anda nasıl işlediğini göstermek için sistemim ben size bu videoyu çekiyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Huawei App Gallery ile ilgili bahsettiğim kampanyaya nasıl katılacağınız ya da ben Huawei telefon kullanmıyorum. Bu kampanyaya nasıl katılabilirim ya da bunlardan nasıl faydalanabilirim diyen arkadaşlar için yukarıya da hemen bir önceki videomuzda nasıl yapacağınızı anlatmıştım zaten. Onun linkini de bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.